Herkese tolgozbek.com kanalından merhabalar. Şu an bir canlı bağlantı yaptık. Kaptan Bahadır Acuner şu an Japonya'dan uçuşunu yaptı. Los Angeles'a geldi. Birkaç saat sonra da Alaska'ya doğru uçacak. Bir uçuş daha gerçekleştirecek. Şu an Türkiye'de saat 02:33 ve Bahadır saat kaç Los Angeles'ta? Şu an ona bakıyorum ben de zaten 16:33. 16:33. Ve İstanbul'da gecenin bir yarısı, Los Angeles'ta öğleden sonra akşam üzerine doğru gelirken biz 2 yıl önce İran'da düşen iş jetinin kaza raporunu konuşacağız. Gerçekten çok sansasyonel bir kazaydı. Olayın tabii 11 kadının hayatını kaybetmesi falan gibi çok fazla biraz magazin tarafı ön plana geldi ama bugün kaza raporunun sonuçlarını konuşacağız seninle. Öncelikle İranlıların hazırladığı kaza raporunu nasıl buldun? Şimdi biliyorsun bundan önce ben ACT hava yollarının Bişkek'teki kazası ile ilgili neredeyse bundan bir yıl önce olan bir olaydı. Yani İran'daki düşen olay uçaktan bir yıl önce olan bir olaydı bu. Onu inceleyen bir video yapmıştım. Onun için de bayağı 3-4 gün o rapor üzerine çalıştım. Benim en çok dikkatimi çeken olay o raporun yani neredeyse raporun sayfa formatlarına varıncaya kadar İran'dakileri raporla aynı olmasıydı. Dolayısıyla şimdi Batı dünyasına kapalı olan bir İran'dan bahsediyoruz. Bu tür konularda gerek teknik gerekse bilgi birikimi desteklerini yanılmıyorsam Rusya'dan alıyor olabilirler. Gerçi her ne kadar bu araştırmada hem Bombardier bulunmuş, gerçi onlar kendi temsilcilerini İran'a yollayamamışlar ama bir dirsek temasları olmuş ve gerek CVR gerekse FDR yani kara kutularda Fransa'daki incelemede bulunmuş. Burada iki taraf bir araya gelmişler. Ama yine de benim ilk dikkatimi çeken ne kadar benzer bir yapıya sahip olduğu. Yani sayfa Formatları formatları, çok yakın diyorsun. formatları çok yakın buldum. Bir de hani şey vardır ya kompozisyonların giriş, gelişme, sonuç bölümleri. Evet. Bunda da bölümler çok benzeşiyordu. Yanılmıyorsam burada bir Rusların ekolünden gelen bir araştırma stili söz konusu. O benim çok dikkatimi çekti ve ilgimi çekti. Şimdi Challenger 604 tipi iş jeti, orta sınıf bir iş jeti. Bu iş jetini Türkiye'de de gayet yoğun kullanım var. Ve bir şekilde bu iş jetinden geliştirilmiş, gövdesi uzatılmış bölgesel uçak modeli var. Sanıyorum sen de bu bölgesel uçakta uçtun bir süreliğine. Benim ilk jetim CRJ 200'dü. Yani Zaten Challenger 604'ün iş jetinden bölgesel jet haline getirilmiş modeli. Şey çok ilginçtir yalnız. Bombardier böyle uçakları çok benzese bile aynı type rating'i yapmaz bunları. Mesela 601 ile 604 aynı type rating değildir. CL-CL65 diye geçer şeyin type rating'i. 300 CRJ 200'ün. Ama uçaklar kokpitleri açısından çok benzerdirler. Uçuş karakteristikleri olarak çok benzerdirler. Bazılarında motorları ortaktır. GE'nin kullandıkları motorları vardır ki yani bu 604'te de öyle bizim CRJ'de kullandığımız motorlar. Uçağın uçuş karakteristikleri de çok benzerler. Örneğin kanat ucu flapları yoktur bu 604'te. Keza CRJ 200'de de öyledir. Yani çok çok benzer uçaklar. Birinden inip diğerine neredeyse kullanabileceğin türden benzer uçaklar. Evet, bu yüzden de hani uçtuğun için de senin tecrübelerini de dinlemek istiyoruz bununla ilgili. Şimdi kazaya gelirsek 8 yolcuyla birlikte Dubai'ye gidiliyor, Şarjah. Şarjah'tan 3 günlük bir yatı var. Uçuş ekibi alıyor yolcularla beraber 2 pilot, 1 kabin memuru ve 8 yolcuyla birlikte uçak kalkıyor, Körfez'i aşıyor, İran hava sahasına giriyor Tahran kontrolle ve 36 bin fitten devam eden uçuşta bir 38 bin fit irtifa talebi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şey çok ilginç. Bir kere diyorum ya CRJ 200'ün deneyimi var bende. Her iki uçakta irtifaya ulaşma konusunda gerçekten anemik bir performans yapısına sahip. Bundan ne bahsediyorum? Uçak atıyorum 200'den veya işte 20 bin fitten 28 bin fite çok rahatlıkla çıkabiliyor ama ondan sonra yavaş yavaş şişmeye başlıyor performans açısından. Dubai'den kalkınca İran hava sahasına geçmek çok uzun sürmüyor. Bir de bunu kaza raporunda da çok ilginç olarak buluyorum. Arkasından kalktıkları uçak Türk Hava Yolları'nın
757 sefer numaralı 737 800'ü. Bunlar da Şarjah'tan kalkıyorlar. Evet. Sabiha Gökçen'e gidecekler. Başaran Holding'in uçağı da hemen bunun arkasından aynı parkuru takip ederek yaklaşık böyle 4 dakika aralıkla veya daha bile kısa bir sürede olabilir. Birbirleri peşi sıra kalkıyorlar. Bunun kazanın araştırmasında da etkisini belirtmişler. Çünkü uçakla irtibat kesildikten sonra Tahran Kontrol, yani hava trafik, Türk Hava Yolları'na onlarla Challenger'la irtibata geçmesi konusunda yardımcı olmasını istiyor. Türk Hava Yolları raporda yazılana göre, tabii kokpit kayıtlarının tamamı veya ATC kayıtlarının tamamı yok. Bize bildirilenlerden yola çıkarak, raporda bildirilenlerden yola çıkarak ben söylüyorum. Türk Hava Yolları Türkçe konuşmaya çalışıyor hatta onlarla. Ve en sonunda dediği şey de şu: ben en son uçağı TCAS'te benden 6000 feet aşağıda ve hızla bir varyo ile düşerken gördüm diyor. Evet, artık anormal duruma girilmiş ve uçak aşağı doğru gidiyor. Peki, aynen. Şimdi 36000 feet'ten 38 talep ediyor. Bu 38 evet. Talep etmesinin nedeni, sence buna katılıyor musun? Uçak biraz ağır. Muhtemel 8 evet. Yolcu bavulları var. Belki alışveriş yapıldı orada, bilmiyoruz onları. 38'e çıkmanın, istemenin nedeni ne olabilir sence? 36'ya kadar yani, bir problem gözükmüyor. Şimdi 36'ya gidiyorlar. 38'e çıkmalarının nedeni değişik olabilir. Belki türbülans vardı 36'da ki zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam raporda da bunun olmadığı yönünde bir yazı vardı. Şu evet. An için tam hatırlamıyorum. Belki türbülans vardı, o yüzden çıkmak istediler. Belki bulut şeyi vardı ki onda da hani ilk bazen böyle bilgiler gelmeye başladığı zaman bu kazayla ilgili, efendim işte etrafta yağmur bulutları vardı türünden bir şey var. O konuda da çok bir şey yazmamışlar raporda. Ancak yani performans olabilir. Yani çünkü 36.000 fitte gidiyorsanız 38.000 fitte birazcık daha az yakıt yakarsınız. Yakıtın ne kadar alındığı konusunda, yani raporlar diyorum ya sana çok paralel birbirine diye. Aslında benim görmek istediğim bir sürü bilgi bu rapora geçirilmemiş. Mesela uçak ne kadar yakıt almış bilmiyoruz. Kaç saatlik yakıt evet. Almış. Evet. Ve bu aldığı yakıt hani ucu ucuna yetecek türden mi? Çünkü o kadar insan ve o kadar bavulla da gelirken bu sefer yakıttan mı fedakarlık edilmiş? Onları hiç bilmiyoruz. Onların araştırmasının daha iyi yapılması lazım. Ama 38'e istemelerinin gitmelerinin sebebi, yani gitmek istemelerinin sebebi şu an için bilinmiyor. Çünkü yaptıkları hava trafikten irtifa talebinde bunu belirtmiyorlar. Yani demiyorlar ki biz CB var, ondan kaçmak için 38'e çıkacağız veya türbülans var, ondan çıkmak için çıkacağız 38'e demiyorlar. Genellikle pilotlar böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman da, zaten hava trafiğe böyle bir taleple bulundukları zaman, genellikle de hani bilerek değil ama gayri ihtiyari olarak, ya türbülans var 36'da veya 36'da başkaları böyle bir hava rapor etti mi, o zaman 38'e çıkalım diye bir talepte bulunurlar. Öyle bir şey olmaması normal, anormal bir şey olmadığının kendi kanaatimce bir göstergesi. Peki 38'e doğru geliyorlar ve bu arada uçuşu kaptan, sol tarafta oturan kaptan yapıyor. Kaptan da kumandalar. Ve yaşanan bir sürat şeyi var, problemi var ve kaptan, ikinci pilot farklı süratler okumaya başlıyorlar. Neden olmuş olabilir bu? Değişik nedenleri var. Şimdi bir kere şu var. Herkes şeyi, onu olayına kanalize olmuş. Raporda da bunu söylemişler. Mesela ilk uçak geldiği zaman İstanbul'dan, yolcuları indirdikten sonra park pozisyonuna başka bir yere çekecekler havaalanında. Hava trafik diyor ki o zaman diyor motorları çalıştırın, oraya taksi yapın diyor. Raporda anlatılan şey şu: park pozisyonunda araştırmacıların yaptığı araştırma sonucunda şöyle bir şey var. İlk uçağı bıraktıkları, gittikleri zaman pitot tüpleri ve diğer kapatılması gereken yüzeyler kapatılmamış. Ama daha sonra uçağın güvenlik kameralarından görünen fotoğraflarında bunların kapatıldığı söyleniyor. Ama bu ne kadar bir aralıkla yapıldı? Yani bir saat sonra mı kapatıldı? 1,5 gün sonra mı kapatıldı? Bilmiyoruz. Herkes şimdi bu sistemlere girebilecek toz bulutlarından, çünkü çölden bahsediyoruz. Şarjah çölün ortasında, rüzgar alan, toz bulutları alan bir yer, çöl bulutları alan bir yer. Herkes ona kanalize oluyor.
Fakat şöyle bir şey de söz konusu olabilir. Yani sistemdeki bir bozukluktan dolayı da böyle bir şey olmuş olabilir. Çünkü eğer hakikaten böyle bir tozdan ötürü böyle bir olay varsa, bunlar 36 bin fite çıkana kadar mutlaka bir şey görürlerdi. En azından uçağın kalkış koşusunda böyle bir farklılık görmeseler bile daha sonraki zamanlarda görebilirlerdi. Bana öyle gibi geliyor ki aslında buradaki gerçek şüpheli, uçağın 36 binden 38 bine doğru kalkarken kaptan varyo vererek kaldırıyor. Şimdi CRJ'lerde speed mode denilen bir şey vardır. Ona basarsın, hızını sabit tutarak gazı da açarak burnunu kaldırabildiği kadar kaldırır uçak. O şekilde tırmanır. Ama 400 varyoyla tırmanır, ama 500 varyoyla, ama 1000 varyoyla. O sadece hızı korumak için yapılan bir şeydir. Onun yerine Burada sen varyoyu verdiğin zaman o kadar yükseklikte ne kadar varyo verdiğini de bilmiyoruz. Çünkü bunu bize raporda söylememişler. Aslında bunu gidip FDR'dan bulabilirlerdi İranlı araştırmacılar. Bu konuda bir bilgimiz yok. Diyelim ki 1000 feet bir varyoyla verdi. Yani 1000 feet per minute bir varyoyla. O zaman uçak yavaş yavaş burnunu tutmak için sürekli olarak o varyoyla tırmanmak istediği zaman burnu giderek yükselmek zorunda kalıyor. Çünkü artık yani gaz kollarının da ne kadar açıldığını bilmiyoruz ama genellikle onlar gidebildiği kadar giderler. O varyoyu tutturmak için burnu giderek böyle yukarıya doğru kaldırır. İşte bu noktada sol ve sağ pitot tüpleri arasında belki de bir şey olması, farklılık olması bu noktada ortaya çıkmış olabilir. Ve bu da aradaki marj çok fazla değil. Sadece 10 knot. Fakat daha sonradan kaptan tarafındaki uyarılar uçağın hız sınırlarını geçtiği yönünde. Overspeed denilen overspeed warning ama alıyor. uçak tırmanışta Uçak tırmanışta burnu yukarıda ama bir yerden sonra tırmanamıyor. Mesela raporda çok iyi hatırlıyorum. 3-7-9'a varabiliyorlar ancak. Bu evet. noktaya geldiklerinde 210 knot kadar düşük bir sürate yaklaşıyorlar. Çünkü uçak burnu tutabilmek için hızından fedakarlık edip sürekli tırmanmaya çalışıyor. İşte bu noktada pitot tüplerinin hava akışından dolayı bir şekilde bozulmasından dolayı da olabilir bu. Aradaki farklılık ortaya çıkıyor. 10 knot farklılık nedeniyle de "If is come on" denilen bir ICAS mesajı var. Yani kokpitte önünde sana bir uyarı sistemi var. Oradaki ekranda sana bir uyarı veriyor. O verdiği uyarı da diyor ki sen diyor iki taraftan değişik veriler alıyorsun uçağın hızı hakkında diyor. Kontrol Bunun da bir etmeme. prosedürü var. Checklist'i çıkarıyorsun. Hatta ben videomda bunu da belirttim. Bazı firmalar, bazı işleticiler bunu bir memory item yani hafızadan yapacağım bir işlem olarak yaparlar. Başaran Holding böyle bir şey yapmamış. Belki Bombardier öyle tavsiye ettiği için. Çünkü genellikle iş jetlerinde işleticiler kendilerinden bir şeyler katmayı prosedürler konusunda çok sevmezler. Bana işte uçağın imal eden adam ne verdiyse ben onu yaparım der. Ve yardımcı pilot checklist'i çıkarıyor ama checklist'i 3 defa 4 defa yapmaya çalışmasına rağmen kaptan tarafından müdahale nedeniyle checklist'i bir türlü beceremiyor. Bu Evet. arada ben biraz senin sorunun ötesine geçiyorum. Bu arada olan şey şimdi bu Bombardier'lerde, CRJ200'lerde, 604'lerde vesaire hem stick shaker var yani önünde bulunduğun kumanda lövyesi da 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 diye bayağı yüksek bir sesle titrer. Bu sana bir uyarıdır. Sen perde vites oluyorsun, stall oluyorsun anlamında. Ayrıca bu sistemlerde mesela Embraer 170-190'da olmayan Boeing 747'de benim diğer kullandığım uçaklardan referans olarak veriyorum. CRJ'lerde ve Challenger'larda stick pusher var. Yani lövye sen buna müdahale etmediğin zaman böyle da 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 oynamasına ondan sonra alıyor öne doğru atıyor ki lövye kendisini kumandaları uçak burnunu aşağı verip tekrardan uçmaya başlasın kanatlar diye. Fakat bu noktada işte en büyük hata kaptan pilotun bununla savaş yapması ve bunun sonucunda uçağın bir türlü burnunu aşağı verememesi. Evet. Yani belki bu aşamada ikinci pilot checklist'i tamamlayabilse veya sürat farkı var deyip kumandalar ikinci pilota geçse belki çok daha farklı bir durum olacak.
Evet. Bir de Şimdi şey bu durumlarda soracağım. değişik, hani onu söyleyeyim ben sana. Bu durumlarda değişik şekillerde buna müdahale etme yöntemleri var. Mesela uçağın pilotun sistemini değiştirme. Çünkü sol taraftan bilgileri alıyor, sol taraftaki aletlerden kaptan. Yardımcı pilot sağ taraftan alıyor. Standby'ında ayrı bir sistem, veri Bir de girişi var. yedek var ortada. Ya da yani bunu mesela 747'de bunu çok rahat bir şekilde tak diye çevirirsin. Soldan almak yerine bilgilerini sağdan alırsın. Bütün her şey yerine geçer. Hiçbir sorun olmaz. Bazı sistemler, bazı uçaklar bu kadar gelişmiş değildir. Der ki bunu tamamıyla kale almayacaksın. Ortadaki yedek sisteme bakacaksın der. Ama bu Evet. böyle otomatik olan bir şey değildir. Pilotun bunu yapmasını ister. Anlatabiliyor muyum? Yani değişik bir şekillerde bunları halletmem mümkün. İlla checklist'i çıkarıp onu yapmak da çözüm değil. Sadece olayın farkındalığına varmak, farkındalığında olmak çok önemli. Evet. Şeyi soracağım şimdi. Tabii bu arada iş jetlerinde kokpit kapısı yok. Panikte bütün yolcular bağırıyorlar, Evet. çağırıyorlar belki. Bunları tabii dinleyemediğimiz için bir şey söyleyemiyoruz. Bir de tabii kaptan bununla uğraşırken bir de arkaya dönüp yolculara sakin olun falan gibi hani bir sürü faktör ve bir stres altında kaptan pilot. İkinci pilot da Evet. aynı şekilde. Bu durum CRM'i diğer konuları nasıl etkiliyor sence kokpitte? Bence çok kötü etkiliyor. Ben buna da değindim. Çünkü her şeyden evvel şimdi iş jetinde uçtuğun zaman yardımcı pilot 48 saat uçmuş son 90 günde. Zaten Yani toplam ayda tipteki uçuş saati de 110-120 saat falan civarında. 46 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bunları zaten raporda var. Ben videomda da link olarak verdim. Evet. İsteyenler gibi tam veriyi alabilirler. 116 saat toplam saati var. Ve 90 günde 48 saat uçmuş, ayda 16 saat hani böldüğümüz zaman. Evet. Ama bu billa böyle oldu demek değildir. Mesela ilk girdiği işe ay 30 saat uçmuştur, ikinci ay 2 saat uçmuştur. Böyle şeyler olabiliyor. Dolayısıyla sürekli böyle uçmadığın için hava yolunda olduğu gibi bilgileri taze tutman da mümkün olmayabiliyor. Evet. Bazen eğer iyi düşünüyorsan sen bu konuları gerçekten böyle bir şey olabilir mi diye uçmadığın zamanlarda iki pilot, üç pilot, kaç tane pilot çalışıyorsa bunlar zaten belli zaman aralıklarıyla bir araya gelirler. Uçakla ilgili evrak işi yaparlar. Derler ki mesela gel abi 30 dakika şurada bir oturalım 40 dakika. Şu emergency'leri bir gözden geçirelim. Yan yana otururlar. Bizim chair flying dediğimiz yani sandalyede oturup gözlerini kapatıp sanki o uçuşu yapıyorlarmış gibi kendilerini tazeleme metotları vardır. Bunları yapıp yapmadıklarını bilmiyoruz. Ve ben ilk eğitime almaya başladığımdan bu yana yani özel pilot lisansımı, ilk lisansımı almaya başladığım sırada bana öğretilen bir şey var. İlk defa uçağı uçuracaksın. Uçağın seni uçurmasına izin vermeyeceksin. Sen uçağa olan hakimiyetini yitirmeyeceksin. Ondan sonra seyri siperini kaybetmeyeceksin. Ondan sonra komünikasyonla ilgileneceksin. Tabiriyle, İngilizce tabiriyle söyleyeyim. Aviate, navigate, communicate. Önce bunlar, ondan sonra yolcu. Ama tabii kaptan kendisini belki de sorumlu hissetmiş onlara karşı. Belki de arkadan gelen panikleri duydu, etti, eyledi, çığlıkları duydu. Çünkü uçak belli bir süre sonra mutlaka burnu doğal olarak aşağı vermiş, stol olmuş olabilir. Dolayısıyla ona öncelik vermesi de kokpit içerisinde asıl sorunları çözmesi gereken iki kişinin arasındaki iletişimin kopması anlamına geliyor. Bu da gerçekten olaya hani yaranın üzerine tuz basmak gibi bir şey haline gelmiş durumda. Peki normal tip eğitimlerinde, tazelemelerde bu tür stola giren uçağın, perde vites olan uçağın kurtarılmasıyla ilgili eğitim prosedürleri ne acaba? Şimdi ben FAA açısından konuşayım çünkü ben FAA altında uçuyorum ama EASA'da bu konuda çok şey, özellikle bu pardon Atlantik'teki Air France kazasından Evet. sonra bunun da neden olduğu anlaşıldıktan sonra insanların yeterince bu hem perde vites olma konusunda hem de diğer uçağın istenmeyen noktalarda müdahaleler konusunda pilotların çok da iyi hem olaya hakimiyetlerinin olmadıkları hem de olayı kavramakta zorluk çektikleri hem de onun ötesinde kavradıysalar bile bundan nasıl kurtulacakları konusunda iyi çözüm üretemediklerine kanaat kıldı bütün hem FAA hem EASA. Mesela bizim
eğitimlerimize bir günlük simülatör eklendi fazladan. Biz bir gün boyunca upset recovery denilen uçağın değişik pozisyonlarda nasıl yakalarız, nasıl düzeltiriz, kanatların kopmasını engelleyerek nasıl yani ters çevirerek de olsa uçağı kurtarırız türünden eğitimler alıyoruz. Evet. Bunlar artık eğitimin bir parçası haline geldi. Eğitim kayıtlarıyla biraz bahsedilmiş bu kaza raporunda. Bu eğitim kayıtlarında da çok ilginçtir. Kaptanın ne gün hangi manevraları yaptığı yazılmış tarih olarak. Yardımcı pilotun hangi gün ne manevraları yaptığını yazmışlar. Fakat şey çok ilginçtir. Eylül 4'te yardımcı pilot bu manevraları yapıyor. Yeterli bulunmuyor. Eylül 7'de tekrardan gelip bu manevraların tekrardan gözden geçirilmesi sonucunda kendisini yeterli buluyorlar. Şimdi raporun ilk başında olduğu için bu bilgiler, ben de dedim ki ha dedim bak dedim yardımcı pilot hani bu konuda da çok iyi değilmiş, haşır neşir değilmiş. Ama ondan sonra kazanın ayrıntısına baktığın zaman öyle görülüyor ki yardımcı pilotu dinleseymiş kaptan o zaman her şey güllük gülistanlık olacakmış. Bugün bir kazadan değil sadece hiç kimsenin duymadığı bir burnunu aşağıya vermesinden söz edecekmişiz uçağın. Hatta bizim haberimiz bile olmayacakmış. Evet. Peki 37.900 fite kadar çıkıyorlar. Evet. Bu tür anormal duruma girdiği zaman uçağın bunu kurtarmak için yeterli bir irtifa mı bu? Yeterli bir irtifa. Yani. Şimdi burada birbirini tetikleyen ve çorap söküğü gibi gelen bir sürü olay var. 37.900'e çıkmaları çok çok da büyük bir olay değil. Eğer kaptan stick pusher sonucunda burnunun aşağı verilmesi sonucunda durumu kurtarsaydı ondan sonra hiçbir şey olmayacaktı. Ama bu savaş verme sonucunda burnu da çok fazla yukarıda tuttuğu için bu sefer uçağın ortasındaki kanatlar uçağın gerisindeki kuyruğun üzerindeki motorlara hava alışını engelliyor. Ve bunun sonucunda da şey yapıyor, motorların havasız kalmasına yol açıyor. Jet motorlarının, yani bir jet motorunu nasıl böyle iğrenç bir şekilde mahvedebilirim diye sormak isterse birisi, verilebilecek ya yapılabilecek en basit şey, önüne bir tane plaka koy, hava almasını engelle, o çalışırken dağ diye durur ve aynı zamanda jet motorunun ana merkezine de çok kötü bir şekilde zarar verir. Çünkü bunlar çok hızlı ve çok yüksek ısılarla çalışan şeyler. Hava da bunun sirkülasyonunda yardımcı oluyor. Bir an hava girmesi demek motorun tak diye durması anlamına gelir. Şimdi burada bu oluyor. Ondan sonra burnunu tekrar aşağı verse, iki motorun durması prosedürü var CRJ'lerde, ya yani Challenger'da, CRJ'de. Onda da 21 bin fite kadar motor gücü olmadan burnunu aşağıya verip senin türbünü belli bir devri daime getirmen lazım ki ondan sonra motorları kurtarabilesin. Tabii bu durumda motorlar böyle durduğu için türbinlerin tekrardan dönmesi çok zor. Hatta imkansız. Buna benzer çok iyi bir örnek var. Ben bunu belirtmiştim. 2004 yılıydı yanılmıyorsam. CRJ-200 Amerika içerisinde yolculuk yaparken bir uçağa bir yerden boş uçağa sadece pilot ve bir tane de hostes alıyorlar götürüyorlar. Bunlar iki tane atlı evvel delikanlı. Diyorlar ki ya bu uçak 41 bin fite kadar sertifiye olmuş durumda. Ama biz bunu hep böyle 21 bin fitlerde falan uçuruyoruz. Çünkü yolcu olduğu zaman çıkmıyor uçak oraya. Boş uçağı bulduk 41 bin fite götürelim diyorlar. 41 bin fite varacağız diye en sonunda aynı şekilde burnunu verip arkasından da motorların durmasına neden oluyorlar. Ondan sonra geliyorlar. 21 bin fitten sonra da bunu çalıştırmaya çalışıyorlar ama motorların hakikaten resmen kaynadığı için öyle söyleyelim içleri tekrardan çalıştıramıyorlar. Maalesef uçak da düşüyor o noktadan sonra. Evet. Dediğin gibi arkasından motorları da kaybediyorlar. Anormal durum var ve artık evet. Tamamen bir kontrol kaybıyla birlikte ne yazık ki dağlık araziye uçak düşüyor ve hayatlarını kaybediyorlar. Maalesef. Genel olarak değerlendirirsek iş jetleri farklı bir operasyon türü. Dediğin gibi bazen işte şu pilotun type rating alması lazım deyip eğitimi birkaç defa tekrar edip belki de daha yetersiz pilotlar patron baskısı diyelim. Bunlarla ilgili prosedürler farklı bir
hava yolundan değişik takip edilebiliyor. CRM hataları var senin de belirttiğin gibi kaza içerisinde ve bir şekilde de biraz tecrübe eksikliği mi diyelim? Vallahi şimdi öyle diyeceğiz ama aslında burada sorun olan tecrübeli insan, tecrübesiz olan insan değil. İşin ilginç tarafı o. Yani illa tecrübe her zaman için sorunların çözümü anlamına gelmiyor. Tarihteki en büyük, en kötü havacılık kazası da en tecrübeli KLM pilotu tarafından yapılmış vaziyette. Uçuş işletme başkanı baş pilottu galiba o kazada. Yani adam yani KLM'in reklamlarında çıkan biz çok güvenli bir havayoluyuz diye kendisini gösteren adam. Anlatabiliyor muyum? Ve onun kararı sonucunda o insanlar ölüyor. Evet. Dünyanın büyük tecrübe her zaman kazası için her şey değil. Tenerife'deki tabii kazadan bahsediyorum. Evet. Tecrübe her zaman her şey değil. Bazen de tecrübesizi de dinlemek lazım. İşte onun için de çok iyi bir kokpit uyumu gerekiyor. Onun için de tecrübesiz insanın biraz daha kendine güvenip, çünkü burada bu kazada yardımcı pilot iki defa niye öyle yapıyorsun diye kaptanı sorguluyor. Kaptan da diyor ki bir tanesinde raporda yazılana göre ben yapmıyorum, uçak kendiliğinden yapıyor diyor. Halbuki uçak bıraksa kendiliğinden burnu aşağı verecek, burnu ezecek ve stoldan kurtulacak. Hı-hı. Ama zannediyor ki uçak onu böyle alıp da böyle aşağı etmek istiyor. O yüzden de ondan kurtarmaya çalışıyor. Tabii iş jetlerinin dedim ya her şeyi mesela bir havayolunda uçuyorsun. Günde 2 bacak, 3 bacak, 4 bacak bazen 8 bacak uçtuğumuz oluyordu bizim zamanında CRJ'de. Her şeyi o kadar çok fazla yaptığın zaman artık sana çok doğal geliyor. Şeyler de öyle. Kokpitteki prosedürler de öyle. Çünkü havayolu gibi bir ortamda kokpit prosedürlerinin o kadar standart olması lazım ki bugün Ahmet'le uçuyorsun, yarın Veli'yle uçuyorsun. Ama Ahmet'le de Veli'yle de yaptığın karşılıklı konuşmalar, hareketlerin aynı olması lazım. İş jetlerinde bu biraz olmayan bir şey. Onu da işte ancak kurumsal kültürle halledebiliriz. Burada çok fazla miktarda ben şey göremedim. Yani patron baskısı türünden bir şey göremedim. İşte zamanında kalkmak veya hadi gidelim türünden şeyler. Onları göremedim. En azından raporun bana anlattığı kadarıyla. Ama bunlar da mesela iş jetinde olan gerçekler. Örneğin ben kendimden örnek vereyim. Embraer 190'ın bir iş jeti var. Lineage 1000 diye. Bu 19 kişiye sertifiyeli. Bir keresinde patron 20 kişiyle uçmak istedi. Biz hayır dedik. Ya ne olacak canım dedi. Kalkışta dedi. A kişisi dedi. Tuvalette oturur dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani, orada yani, da onu da bir koltuk olarak görüyor. Ama işte tabii uçağın yani bu çok basit bir örnek. Uçağın sahibi yani kararı ben veririm. 45 milyon dolar verdim, uçak aldım. Sen kimsin? Ey pilot diye de yaklaşabilir olaya. Ki öyle de olan operasyonlar mutlaka vardır. Ama şu kazada en azından bize verilen veriler doğrultusunda ona benzer bir şey görmüyorum ben. Kazayı benzetme açısından dediğin Air France örneği var. Evet. Okyanusunda Brezilya'dan Fransa'ya giderken düşen uçak. Bu sırada kumandalar Cruise Kaptan da ikinci pilotta, Mesul Kaptan pilot arkada dinlenme odasında uçak anormal duruma giriyor. Virgin Air kazası var. Belki izleyicilerimizin hani daha duydukları diyelim. Bunlar bu kazalar açısından benziyor mu buna? Yani şimdi çoğu insan bunu Virgin Air'e benzetiyor. Ben o kadar benzetmiyorum. Neden diyecek olursam Virgin Air'de yapılan şey harici kontrolün doğru düzgün yapılmaması. Evet. Ve kalkışta yani, da bu sürat farklarını görüyorlar ama uçuşa devam ediyorlar. Aynen. Yani biz mesela prosedür olarak işte belli bir şey vardır. Hani ben her zaman söylerim bir tane fotoğraf çekme olayı vardır. Değişik fazlarında uçuşun fotoğraf çekersin. O senin beyinden çekilen bir fotoğraftan bahsediyorum tabii. O senin bazı şeylerin doğru gidip doğru gitmediğini anlatır. Mesela bizde 80 knot vardır. 80 knot'a geldiğin zaman bizim bir tane söylediğimiz uçmayan pilot 80 knot der. Arkasından thrust set der. Diğer uçan pilot da göz ucuyla bakar ki motorlar hem çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Ama bu sırada yardımcı pilot bizde iki taraftaki hız göstergesine de bakmak durumundadır. Yani çünkü burada yakalarsan bir tarafta. 80 knot'ta yapacağın tek şey kalkışı iptal etmek.
Bir gene air kazası o bakımdan biraz daha farklı. Hem harici kontrolde yakalanmayan bazı şeylerin, aletlerin kapalı olmasından kaynaklanan bir şey var. Hem kalkışta, onun tam ayrıntısını bilmiyorum ama okuyup bakmak lazım. Kalkışta bunu yakalayamamışlar ve ona rağmen kalkmaya devam ediyorlar. O biraz daha farklı bence. Yani aynı şey Şarjah'tan kalkışta olsaydı o zaman öyle benzerlik kurabilirdim ama hani hız göstergesinin doğru hızı göstermemesi açısından bakacaksak belki o zaman hani benzerlik diyebiliriz ama o da biraz olayı böyle iyicene hani gel de benzetelim diye tutup ona benzetmeye çalışmak çok da doğru olur diye düşünmüyorum. Bu bambaşka bir şey çünkü. Nasıl her iniş farklıysa galiba biraz da kaza raporları da farklıdır öyle desek yeri olacak diye düşünüyoruz. Bahadır çok teşekkürler. Bundan sonra aynen zaten bir uçuşa gideceksin. Çok fazla seni yormak istemiyoruz. Bunu herhalde biz sabaha kadar konuşuruz bir şekilde. Evet, biz her zaman konuşuruz sabaha kadar. Eyvallah. Havacılık olduğu zaman. Havacılık olduğu zaman limit yok. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Lütfen bize izleyicilerimiz Bahadır'ın yayınlayacağı videoyu da dikkatle izlesinler. Ben de linkini bırakacağım altına. Soracağı sorular varsa izleyicilerimiz lütfen yorum yazsınlar. Beğenilerini tabii ki eksik etmesinler. Ve tabii ki havacılık haberleri olarak da tolgaozbek.com'u takip etsinler diliyoruz. Katkın için çok teşekkürler. Sana iyi uçuşlar diliyorum. Teşekkür ederim Tolga'cığım. Görüşmek üzere. Dediğin gibi hakikaten tolgaozbek.com'u takip edin. Tolga'nın ve benim kanallarımızı da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.